Hoş geldiniz Yaz Bey. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazır mı her şey? Açmayacak mısın? Annem ya, ararım sonra onu. Hazan, Hazan açmaz ki telefonu. Hazan ne zaman açtı sana telefonu? Burada olduğundan haberi yok herhalde. Daha ne olacağı belli değil. Geçen seferki boş yerlere kapılmasın değil mi? Belki beceremem. Belki fotojenik değilimdir. Belki son anda bir şey olur. Belki bunların hiçbirine gerek kalmaz, değil mi? Hazan Hanım, sizi saç ve makyaj alalım artık. Gidiyorum. Bak, gidiyorum yani. Heyecan doruk da. Çok inatçı. Helal olsun, gerçekten çok inatçı. Pes edeceksin Sinan. Ben değil, sen pes edeceksin. Hazan Hanım, ayakkabı numaranız kaçtı? Yalnız ben topuklu ayakkabı... Evet, Yaz Bey topuklu giymediğinizi söylemişti. O yüzden sizin için bunları getirtti. Bunu anlattım pislik! Yedireceğim bu parayı sana, yedireceğim! Çok kibarmış. Hazan Hanım, nereye? Ne kibarlık ya? Topuklularla yürüyemediğimi hatırlamam büyük incelik. Hazan? Ne oluyor? Ne oluyor? Abin beni bütün zarafetiyle o otel odasına geri götürüyor. Ne oldu Yaz Bey? Şaşırdın mı? Ben anlattım her şeyi kardeşine. Ona hayatımın en ağır, en utanç dolu gecesini anlattım. O ne yaptı biliyor musun? Abisiyle bana iş teklif etti. Hadi gidiyoruz Hazan. Hayır. Hazan. Gitmiyoruz. Sen devam ediyorsun. Siz devam ediyorsunuz. Ben de devam ediyorum. Tek kelime dahi etme. Topuklu bir ayakkabı alayım lütfen. Merhaba, Gökhan Egemen. Evet, burada. Şunu imzalar mısınız? Abi. Benim yüzümden bu tarz şeyler duyduğun için gerçekten üzgünüm. Ve
Benim yüzümden yalan söylemek zorunda kaldığın için de üzgünüm. Bak, sen inansan da inanmasan da... ben bu kıza... aşık oldum. Böyle çok, yani çok... Farklı, başka biri gibi. Güzel. İyi misin? Ben gibi değilim sanki. Hazan Hanım, Hazan Hanım başlıyoruz. Hazan Hanım. Hazan Hanım, objektif lütfen. Kameraya bakıyorsunuz ve gülümsüyorsunuz. Hazan'ı gördün değil mi? Ona ne yaptığımızın farkında mısın? Ne yapmışız? Kötü yola mı düşürdük? Alt tarafı iki poz veriyor. Ne senin derdin? Benim derdim mi ne? Kızı resmen kampanya yüzü yapıyorsun. Aa bak şu konuşana. Benden önce sen yapmamış mıydın? Ha? Ya yalanı yalanla kapatmak için kızın hayatını değiştiriyorsun resmen. Hazan Hanım. Objektifi lütfen. Buraya bakıyorsunuz ve gülümsüyorsunuz. Ay yok yapamayacağım ben ya. Ya pardon ben yapamayacağım hiç zaten alışık değilim. Buraya da bunun için gelmedim. İnandım. Tamam inandım işte. Yalanı yalanla kapamakmış. Sen ne kadar kolay konuşuyorsun öyle ya. Biz burada ne yapıyorsak, sen o iğrenç oyununla beni buna mecbur ettiğin için yapıyoruz. Ha, poz versin istemiyor musun?
O zaman tutarsın kolundan, çıkarırsın dışarı, anlatırsın ona her şeyi. Anlatırsın o gece neden hakarete uğradığını, neden hiç tanımadığı bir adam tarafından adi bir şekilde aşağılandığını açıklarsın. Benim yüzümden dersin. Hepsi benim yüzümden, hepsi benim iğrenç iftiralarım yüzünden dersin. Hadi git söyle. Beni odaya yollamadan önce ne söylediysen git aynılarını söyle. Neydi? Annesinin çatır çatır pazarladığı kız bir gecede hayatı değişsin diye beni yatakta bekliyordu değil mi? Tamam artık. Yeter.